Merhaba arkadaşlar, Sevimine Keşfet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emsan marka düdüklü tencerenin tanıtımı ve kullanımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tenceremiz 6 artı 4 litreden oluşmakta, 2 tane. Zaten kapakta her ikisine uyum sağlıyor, uyuyor. Şöyle göstereyim, saat yönünde çevirdiğiniz zaman otomatikmen tenceremiz açılıyor. Bu şekilde. Ve aynı kapak bu tenceremize de oluyor. Tekrardan gördüğünüz gibi kilitleniyor. Evet arkadaşlar, saat yönünde çevirdiğimizde otomatik kapak açılıyor ve tersine çevirdiğimizde de kendiliğinden kapanıyor. Şimdi kapağı tanıyalım birlikte sizinle. Çeviriyorum. Burası basınç emniyet kilidi. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız sizlere şu şekilde anlatabilirim. Düdüklü tencerenizi ocağa koyduğunuzda tencerenin içinde bulunan oksijenin dışarı atılmasını sağlayan tencere tahliyesini kesen ve kapağın yanlışlıkla açılmasını engelleyen emniyet kilidimizdir. Evet arkadaşlar, ben size şimdi plastik contadan bahsetmek istiyorum. Bu maksimum seviyenin üzerinde doldurduğumuz zaman ve artı yemeklerde oluşan köpükten dolayı çok rahat çabuk kirlenebiliyor. Bunu temizleyip rahatlıkla buraya tekrardan kuruladıktan sonra yerleştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, tencerenin üst kapağında bizi ilgilendiren sadece burası var. Burası da buhar çıkış ventili. Buradan bahsetmek istiyorum. Sebze balık da 1'e getiriyoruz. Et bakliyat da 2'ye getiriyoruz. Dışarıya buharını verdiğimizde, buharı tahliye ettiğimizde de 0'a getiriyoruz. Zaten burada ok işareti var. Şu anda da gördüğünüz gibi 2'de kalıyor. Bu 1 oluyor, bu 0 oluyor. Biraz sonra ben size detaylı bir şekilde uygulamalı göstereceğim yemek yaparken. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamalı bir şekilde size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz bayanların korkulu rüyası et ve nohutu bir arada pişirmek biraz sıkıntılı oluyor. Biz Montana düdüklü tenceremizi çok rahatlıkla, kolay bir şekilde ve çabuk bir şekilde pişireceğiz. Şimdi ben tenceremize yağ koydum. Ve arkasından içine et koyacağım. Gördüğünüz gibi etlerim şimdi. Kemikli et koyuyorum. Evet arkadaşlar, etlerimizi koydum. Şimdi bunları bir hafiften çevireceğim. Şöyle bir mühürleyelim. Ondan sonra zaten baharatlarını ve nohutumuzu koyup kapatacağız. Ben baharatını da yavaş yavaş koyuyorum. Akşamdan ıslatmış olduğum nohutumu şimdi koyuyorum. Gördüğünüz gibi sert. Evet.
suyunu koyacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi suyumuzu ilave ediyorum. Suyumuzu koyuyorum. Burada biraz önce de size bahsetmiştim. Maksimum ve minimum seviyeler var. Mümkün olduğu kadar maksimum seviyeyi geçirmemeye çalışın. Evet, suyumuzu koydum. Ben şimdi tuzumuzu da atayım. Evet arkadaşlar, suyumuzu koydum ben. Maksimum seviyesini geçirmemeye çalıştım. Şimdi ben kapağımı kapatacağım. Biraz önce de size bahsetmiştim. Bakliyat ve et olduğu için ben 2'ye getirdim. Gördüğünüz gibi 1-2-2'ye getirdim. Zaten burada göreceksiniz. Ve kapağımızı kapatıyorum şu an. Kapağımız kapandı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımız orta ateşte, biraz kısacağız çok da fazla şey olmasın, orta ateşte pişecek. Biraz önce söyledim size, buradan buhar tahliyesi de yapılıyor. Buhar dışarı çıktıktan sonra zaman tutuyoruz, zaman o şekilde tutuyoruz, 20 dakikada pişiyor. Evet arkadaşlar, şimdi tenceremizden buhar çıkmaya başladı ve ben altını kısıyorum. Şu andan itibaren ben dakika tutacağım, yaklaşık 20 dakika. Altı kısık, yani çok da kısık değil ama normal. Şöyle söyleyeyim, normal bir şekilde 20 dakika pişecek. Tabi bu dakikayı siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Hani çok pişmiş, az pişmiş, artık nasıl istiyorsanız onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 20 dakika olarak ayarladım. Evet arkadaşlar, bundan da bahsetmek istiyorum ben size. Kullanma kılavuzumu zaten detaylı bir şekilde burada sebzelerin ve pişirme kademelerinin hepsini göstereceğim bu şekilde. Pişirme süresi, kaç kademede pişireceksiniz, nasıl yapacağınızın süreleri burada mevcut. Arkadaşlar, pişmeye başladıktan sonra verdiğimden buharın şiddeti de artmaya başlıyor. Bundan sakın korkmayın. Süremiz doldu, 20 dakika tam. Şu anda kapatıyorum ben altını. Altını kapattıktan sonra tencerenin dibi termik tavan olduğu için ısıtmaya devam ediyor. Ona göre zaten zaman süresini ayarlıyoruz. İkincisi de tenceremizi şimdi serin bir yere koyacağız. 10 dakika bekleyeceğiz. 10 dakika bekledikten sonra buhar tahliyesi yapacağız. Hemen sakın açmayın. Çünkü buhar tahliyesi yapılmadan 10 dakika süre geçmeden olmuyor çünkü. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar, ben şu anda tenceremizi balkona aldım. 10 dakika burada bekleyecek. Burası serin olduğu için. 10 dakika bekledikten sonra dediğim gibi buhar tahliyesi yapacağım. Evet arkadaşlar, şu anda tenceremizi içeriye aldık. Serin yerde 10 dakika beklettik. Beklettikten sonra şimdi buhar tahliyesini yapacağım. Sakın buhar tahliyesi yapmadan tencereyi açmaya kalkmayın. Olur mu arkadaşlar? Bu şekilde buharı tahliye ediyoruz. Zaten sesini de duyuyorsunuz. Tahliye işlemi bittikten sonra kapağını açıyoruz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü buhar tahliyesi yapmadan kapağını açmayalım.
Şu anda buhar tahliye edildi. Yavaş yavaş kapağını açıyorum ben. Gördüğünüz gibi. Ve hala kaynamakta. Size bahsetmiştim, altı termal taban olduğu için ısı devam ediyor. Etler kemikten ayrılmış. Nohutlarımız çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yemeğimizi pişirdik. Size birkaç tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Diğer düdüklü tencereyle kıyasladığımızda bunun kullanışı daha kolay, daha avantajlı. Hem enerjiden hem de zaman olarak daha avantajlıyız, bilginiz olsun. Biz çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.